Bugüne kadar birçok değerimizi andık. Espri şu, zevkin burnunda yatan, metfun olan büyüklerimizi hatırlıyoruz, onları anıyoruz. İstiyoruz ki zevkin burnunda oturanlar, merkez efendide yatanları, diğer mezarlıklarda ve hazirlerde yatanları tanısınlar, daha yakından tanısınlar ve üstadlarımızdan dinlesinler. Dolayısıyla merkez efendi ile başladık, adını o mekanı veren büyüğümüzle başladık. Daha sonra Seyyid Nizam Hazretleri ile devam edildi. Ardından Kenan Rıfai Hazretleri ile sürdü. Sonra Ekrem Hakkı Ayverdi merhumu andık. Ekrem Hakkı Bey'i anlatan değerli hocamız Doktor Aydın Yüksel Beyefendi ve eşleri de buradalar. Bu çalışmalar devam ediyor. Selim Yüksel Gerçeği andık. İlk değerleme müdürü Türkiye'nin. Sonra Saadettin Kaynağı yad ettik. Ve bu akşam yine bir büyüğümüzü Zeytinburnu'nda Merkez Efendi'de yatan bir büyüğümüzü inşallah anacağız. Ahmet Avni Konuk. Tabii bilenler biliyor, Ahmet Avni Konuk son Mevlevi dedelerinden, büyüklerinden, şairlerinden ve Mevlevilik anlayışını bu millete, milletimize tanıtan, sevdiren bir hakikaten ulu insan. Hakkında bir eser yazıldı. Başlığı çok hoşuma gidiyor. Görünmeyen umman diye. Gerçekten öyledir. İnşallah okur, istifade ederiz. Tabii bu akşam bu görünmeyen ummanı inşallah bize görünür kılacak olan, anlatacak olan değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Taharalı Beyefendi. Benim yaklaşık 30 yıldır tanıdığım ama çok fazla istifade edemedim hakikaten bir büyüğüm, bir hocamız. Ve bu akşam dinleyeceğiz kendilerini inşallah. Tabii Mustafa Taharalı hocamız ilahiyattan, İstanbul İlahiyattan, hayır Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli ama halen yüksek lisans derslerinde hocalık yapmaya devam ediyor. Çok değerli bir ilahiyatçıdır ama aynı zamanda büyük bir şairdir. Aruz veznini günümüzde en iyi kullanan hocalarımızdandır, şairlerimizdendir. İnşallah 2012'de şiir kitabı çıkacak hocam, öyle bir İnşallah. Niyet var idi. Vallahi bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Evet, Ahmet Avni Konuk. Hocam ben bu konuda tamamen sizi dinlemek istiyorum. Hayatı, fikirleri, eserleri hakkında zaman zaman belki dinleyicilerden de katkılar, sorular olabilir ama sizinle başlayalım. Buyurun efendim. Efendim, hepinize hürmetle selamlarım. Konuya pek akademik bir biçimde girmek değil de getirdiğim kitaplardan dolayı şöyle bir hususla girmek istiyorum. Bugün söz konusu edeceğimiz, kendisinden bahsedeceğimiz Ahmet Avni Konuk, Allah rahmet eylesin, Mesnevi Şerif Şerhi yazan, yani şerh eden bir şair, şu cilt gibi 13 cilt olarak basıldı. Kitap evinden değil mi? Kitap evinden, kitap yani evinde söyleyeyim. Evet. Adı verenler oradan teminlere öyle. Mesnevi malum Mevlana'nın eseri. Yine Füsus-ı Likem tercüme ve şerhi 4 cilt bu hacimde Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından basıldı. 1987'den bu tarafa mevcudu bulunan bir çalışma 4 cilt. İz yayıncılıktan çıkan İbn Arabi'nin Tedbirat-ı İlahiye isimli işte 120 sayfalık bir eserini bu hacimde şerh etmiş bir müellif. Hazreti Mevlana'nın Fih-i Mafi adlı eserini tercüme etmiş. Bunun özelliği diğer tercümelere göre, diğer tercümelerde anlamsız gibi kalan cümleleri Mesneviye vukufu dolayısıyla elindeki 9 nüshadan anlaşılır şekilde tercüme eden bir şair, mütercim. Şark klasikleri denilebilecek bu eserlerin yanında Mahmud-u Şebüsseri'nin Gülşen-i Raz isimli manzum eserini daha evvel yapılmış Farsça bir şerhi tercüme ederek tamamlanmamış, nispeten yarım sayılır. Bunu tercüme eden Aziz Nesefi isimli
bir zatın 20-22 Risalesini Farsçadan tercüme eder. Fahreddin Iraki gene şark klasiklerinden Lemaat adlı eseri tercüme eden Ahmet Hamdi Konuk. İşte 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Burada 22 eseri ve diğerleri hacmi itibariyle küçük. 14 sayfalık, 10 sayfalık, 20 sayfalık. Bir de Hazreti İsa ve Meryem Risalesi var. O da Füsus İlkem Şerhi içinde 3. ciltte neşredilmişti. Demin bahsettiğim kitaplar arasında. Hocam belki bahsetmeyecek, bu eserlerin çoğunda Mustafa Taralı hocamızın imzası var. Bunların neşrini hazırlayan hocamız. Rahmetli Selçuk Eraydın'la beraber bazılarını. Şimdi yayında hikayelerinde anlatacağım. Bu eserlerden birkaçını, büyük hacimli olanlarını rahmetli Selçuk Eraydın Bey ile başladık. Sonra diğer işte küçük hacimli olan birkaç eseri de bizim fakülteden yüksek lisans doktora talebelerimiz onlar yayına hazırladılar. Geri kalan birkaç eseri de sanırım onlar tamamlarlar. Ahmet Hamdi Konuk Görünmeyen Umman isimli bu zat kimdir diye merak edilirse yani genişçe klasik yayınları içinde Savaş Bahçin Bey'in kitabı. Hayat hikayesini işte arşivden malzemelerle falan yani genişçe ortaya koyan bir kimse. İlaveten Ahmet Hamdi Bey bestekar. Elde mevcut CD'lerden bir tanesi. Bundan birkaç sene evvel Büyükşehir Belediyesi kültür faaliyetleri içinde anma merasimi, anma toplantısı yapmıştı, bir sempozyum gibiydi. Akşamında da Dilkeşi'de Mevlevi Ayin-i Şerifi diye Dilkeşi'de makamını icat eden, terkip eden Ahmet Hamdi Konuk, kendisi Mevlevi bestekar, bu ayinle beraber daha iki ayin var. Ruhi Irak isimli makamındaki ayini 1964'te Konya'da icra edilmiş. UNESCO tarafından da plak olarak basılmıştı. Radyoda Rahatül Ervah makamı okunmuş Kani Karaca tarafından. Oradaki 4-5 beste zannediyorum bir takım. Yani toplam 40 kadar bestesi var. Yani şarihliğine, mütercimliğine ilaveten büyük bestekar. Bu bestelerin özel taraflarından birisi 119 makamlık Kârın Atığı. Musiki tarihimizde en geniş Kârın Atığı yazan ve besteleyen kimse. Yani güftesini şair olarak yapmış ve bestelemiş kimse. Ve kendisi nota bilmediği için bunların hepsini hafızadan yapıyor. Ve talebelerine de öğretmiş. Bugün o da notaya da basılmıştır. Uzun yıllar elde müzisyenler arasında dolaşıyordu. Şimdi kitap haline getirilmiş. Konserde de okunmuştu. Bundan iki sene kadar önce Cemal Işık'la Gönül Paçacı'nın şefliğinde bu Kârın Atıklar diye bir seri konserde icra edilmişti. Bestekarlığı yanında bir de musikide yazarlığı var. Türk musikisinde güfteleri toplayan en geniş güfte mecmuası Hanende'yi 28 yaşında yayınlamış. 3000'e yakın içinde şarkının, bestenin, kârın güfteleri var. İlaveten, hani vapurda bir şey satarlar ya, ilaveten bir kalem silgi falan gibi bizimki biraz öyle oldu. Mehmet Akif'in Tevfik Fikret'in Tarih-i Kadimine yazdığı reddiye üzerine Tevfik Fikret tekrar bir şiir kalemi almış, ona reddiye aynı vezinle, aynı işte kafiyelerle, mesnevi tarzında şiirle red yazan, yani imanına sahip çıkan bir şair. Bu türlü özellikleri olan bir kimse. Yazarlık, bestekarlık, şairlik yanında. Mesleği nedir derseniz,
PTT'de hukuk müşaviri, en son görevi. Ondan evvel kademe kademe işte memur olarak girmiş, yükselmiş. Bir PTT memuru, müşaviri bugünün şartlarında herhangi bir yerde, herhangi bir işte genel müdürlükte bir müşavir düşünün. Yani bu derecede verimli olması, yani Allah'ın bir istisna kulu, yani öyle olduğu anlaşılıyor. Kabiliyetleriyle, çok yönlü taraflarıyla istisna bir kimse. Dikkatimi çeken ve üzerinde hepimizin yani düşünmesini gerektiren bir şeydi. Şu 13 cilt olarak bastığımız 34 defter, büyük boy defter, eski yazıyla yazılmış. 1931-32'lerde yazmaya başlıyor. Yani harf inkılabından 3-4 yıl sonra. Harf inkılabı yapıldıktan sonra el yazmasıyla böyle bir şerhi yapmak, hani denize bir olta atıyorsunuz, denize de diyelim, okyanusa atıyorsunuz, kim okur, kim şey yapar, alfabe değişmiş, şiddetli yasaklar var. Ve böylesine mütevekkil olmak, o da bizim kültürümüze, bizim imanımıza has bir şey. Ben yazayım da bakalım ne olur. Ve alınacak tedbirde aman sakın bu eseri kaybetmeyin, işte ilgili kütüphaneye ulaştırırsınız. Neticede Konya'da Mevlana Müzesi denilen kütüphaneye ulaştırıyor 1946'lı yıllarda. Yani vefatından 7-8 sene sonra. Bizim elimizde geçiş hikayesi. Rahmetli Selçuk Bey 1982-83 yıllarında birlikte Yüksek İslam Enstitüsü'ndeyiz. Sivas'ta din dersi öğretmeni olduğu sırada bir hukukçu ile tanışmış. Hocam işte bize dini sohbetlerde bulduğunuz için demişler. O zaman gayet genç, yeni mezun olmuş bir öğretmen. Orada tanıştığı bu hukukçu işte aradan seneler geçince İstanbul'a gelmiş. Selçuk Bey İstanbul'da tasavvuf asistanı, sonra hocası olmuş. Elimizde işte Osmanlıca bir Füsus-ül İkem şerhi var. Bunu tabii okuyamıyoruz. Bunu okur da daktilo ederseniz memnun oluruz. Yani siz yazın, bizlere okutacak kimse var Ankara'da. Ama hiçbirimiz eski yazıyı bilmiyoruz. O arkadaş hatırına dini bir gayretle, madem ki böyle bir bilgi edinmek istiyorlar, ben de kaçınmayayım diyor. Yazmaya başlıyor daktiloda. Ben de o sırada Yüksek İslam Enstitüsü Fakültesi olduğu için çalışma konuları araştırıyorum. İlgilendiğim konulardan birisi Vahdet-i Vücut'la ilgili yazılmış risaleler, kitaplar gibi. Arkadaşım derse gidecekti. Elindeki defteri gördüm. Bu ne dedim. Söyledi. Füsus-ül İkem şerhi dedi. Mukaddimesi. Ben derse gideceğim. Baktım tam ilgilendiğim konuda bir başlık. Ağır da yazıyorum daktiloyu, ben yazayım dedim 45 dakika dersten çıkmaya kadar. İşte bir sayfam, bir buçuk sayfam yazdım. Hakikaten ilgilendiğim konuda. Birkaç gün sonra dedim ki bir defteri de ben yazayım, madem ki Ankara'da böyle istiyorlar. Derken bu defter sayısı çoğaldı ve bitirdik. Birkaç arkadaşımız daha yardımcı oldular. Ama sonra fark ettik ki bu çala kalem daktiloya çekmekle neşredilebilecek, anlaşılacak bir eser değil. O günlerde Ankara'da daktilo edilmiş bir nüshanın fotokopisi geldi. Adem faslı, yani mukaddimeden sonraki ilk bölümün şeyi. Altında lügatçe var, yani bilinmeyen kelimeleri altına almışlar. Fakat metindeki anlam değil. Çünkü bir kelimenin 6-7 manası oluyor. Oraya öyle bir anlam almış ki, Selçuk Bey biz bunları gönderdik ama yeniden hepsini ele alıp, bir de cümleler anlaşılmıyor, noktalar, virgüller, okuma yanlışları hepimizde var. Bu tek tek okunması lazım. Yani hasılı kelam 7 kere falan okumak gerekti ilk basacağımızda. Ona rağmen yine küçük hataları var. Kim basacak? Dili ağır, konu ağır. Rahmetli Selçuk Bey dedi ki, o zaman ticarette de uğraşıyor. Bir yerden bir para bekliyorum. Gelirse, yani bir nevi adak gibi bu kitabı biz bastırırız dedi. Birinci cildi. Ondan sonra da bakalım. Ve hakikaten o parası geldi. Birinci cildi bastık. Şurada
Bu ikinci baskısıdır. Daha belki Kurşun Dizgi'nin son günlerini yaşadığı zamandı bu bilgisayarlı baskı. Basıldı. İşte parayı veren arkadaşımız olduğu için ona 600-400 lira verdiler. Yayın evi kendi hakkını aldı. Derken fevkalade ilgi gördü. İkinci baskısı yani birkaç sene sonra söz konusu oldu. Dedi ki tekrar gözden geçirmemiz lazım. Hem dizgi hataları var hem de bizim yaptığımız satır atlama gibi. Aynı kelime iki satırda alt alta gelince gözümüz çok alışık olmadığı için atlıyoruz. Çünkü anlam takip edemiyoruz. 3 sene sonra, 4 sene sonra sanıyorum ikinci baskıya birincilik geçti. Ve ondan sonra da bu 4 cildin baskı adedi bir hayli devam etti. Hala da devam ediyor. Bugünlerde de yeni baskı hazırlığı yapıyoruz. Arapçaları arkada şöyle offset yöntemiyle vermiştik. Burada maalesef konmamış. Bir Arapça baskıdan Füsusilkem'in kendi metnini ilgili sayfalar, 20 sayfa buraya koymuştuk sonra. Şimdi bilgisayarda yazma kolaylığı olduğu için önce Arapça cümle, altına tercümesi, altına şer. Ahmet Hamdi Bey'in yazdığı yöntemle yapıyoruz. Yarıyı geçtik sayılır. 1987'den bu tarafa devamlı ilgi çekti. Bu arada gene bizim de doktoradan fakültemizin, enstitümüzün talebesi olan, benim danışmanlığı yaptığım Ekrem Demirli de o da günümüz Türkçesiyle bir Füsusilkem tercüme ve şerhi yaptı. Aynı zamanda Fütuhat-ı Mekki'nin tam tercümesini 17. cildi çıkmış, 18. de işte bir hikaye içinde tamamlanacak. İbn Arabi'nin işte 1240'ta vefatından bu yana ilk defa bütün dünya dillerinde tamamı tercüme edilmiş oluyor. 18 cilt, 500 sayfa vasati. Böylesine bir kapının açılmasına da sebep olmuş oldu. Muski yanından gelişmeleri uzun anlatmak ayrı bir dinleyici ister ya. Orada da büyük şeyler var. Füsusilkem'i bitirirken rahmetli Selçuk Bey dedi ki Mesnevi şehrinde yapmamız lazım. Çok yararlı bir eser Füsusilkem. Ama Mesnevi daha geniş. Kendisi Mevlevi olduğu için orada katkıları daha büyük olabilir, farklı olabilir. Ben dedim cesaret edemem. Çünkü bir cildi 2 senede yapabildik kurşun dizgiyle. Yani o günlerde işte kitap yazanlar bilirler. Klişe yaptırmak, istediğin satırda olmaz. Bir harften, bir virgülden dolayı bütün satır bozulur. Zaten kurşun şeyde bozulmuştu, eskimişti. Kırıkları çok filan. 2 senede yapacak olsak 26 sene ister bu işi ben yapamam. Ama sen giriş, sonra bakalım ne gösterir derken 1990'lı yıllarda bilgisayar meydana çıktı. Fihri Mahfi eseri gene Hazreti Mevlana'nın rahmetli Selçuk Bey taktile etmişti. Dedi ki bilgisayar çıktı bunu yeniden yazarım dedi. Süratli yazan, kolay intibak eden klavyelere bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin yazdı. Dedim ben okumasına varım, mukabeleyi de varım. Lügatçesini de hazırlar. Bunu öz sözde şey yaptı. İmlası vesairesi ilgilenirim dedi. O arkadaş yani bütün tahsilleri kendisi işledi, kendisi yaptı. Ben de yardımcısı oldum. Bu eser basıldı. O zaman Mesnevi bayağı olabilir. Şimdi bunu çabucak yaptık. İşte böyle 13-14 cilt olsa yapılabilir. Tamam dedim. Bilgisayar olunca ben de yardımcı olurum. Yazmaya sen başla. Mukabeleyi beraber yaparız. Çok az mukabele yapabildik. Rahmetli vefat etti. Ondan sonraki mukabeleleri işte asistan arkadaşlarımızla evde mahalle yapılabilecek olanları mukabelelerini yapıldı ve diğer tasavvuf çalışan arkadaşlarımız İzmir'den Mehmet Demirci, Konya'dan Dilaver Gürer, İzmir'den gene asistan arkadaşımız Süleyman Gökbulut,
Erzurum'dan Osman Türer arkadaşlarımıza katıldılar. Defterler paylaşıldı ve 34 defter, işte Selçuk Bey'in listesine 3'te 1'i aşağı yukarı 10 defter falan düşmüş oldu. Böylece ama rahmetli vefat ettiği için takip ve özellikle baskı safhasında her şeyini yönetmek, mukabeleler falan benim üzerimde kaldı. Girilmiş işi, başlanmış yarı bırakmamak için ben üzerime aldım. Şartlar da ona göre kolay oldu. Allah imkan verdi. 13 cildi tamamladık Mesnevi'de. İnşallah Süslülkem'i de tamamlarsak böylece yani elimizden gelen en iyi şekilde baskıya hazırlanmış oldu. Mesnevi'de işte bilgisayarın bütün imkanları kullanmış oldu. Gecikmenin belki o faydaları oldu. İlk yıllarda yapılsaydı bu kalitede olmazdı. Aynı bilgisayarla işte Farsça beyitler, şöyle bir sayfa göstereyim uzaktan bahsedeyim. Altında tercümesi, onun altında da açıklamasıyla ve indeks, yani bütün bu çalışmalarda indeks dediğimiz işte ilmi bir çalışma ama ihtiyacı olan herkesin başvurabileceği bir şey. İşte mimar olan mimar kelimesine, mimari kelimesine bakabilir. Şair olan şiir, şair kelimesine bakabilir. Tarih kelimesine bakabilir. Şahıs tanıyorsa Muhittin Pervane, İbn Arabi gibi yahut da Yunus Emre acaba burada geçti mi? Bakılabilir. Onun için 13. ciltte böyle şunun sayfası söyleyeyim ama 200-300 sayfalık falan böyle bir indeks var. Tekbirat-ı İlahiye İbn Arabi'nin bir başka eseri. Ama Osmanlı kültüründe çok sevilmiş, çok okunmuş, öyle anlaşılıyor. Şerhde de, Mesnevi Şerhinde de, Füsus-ülkem Şerhinde de zaman zaman adı geçen bir kitap. Böylece Ahmet Avni Konuğ'un iki eseri Ahmet Avni Bey tarafından şerh edilmiş. Mesnevi en son eseri yani diyebiliriz. Mesnevi şarihlerinin bir özelliği Mesnevi'yi İbn Arabi'nin kitaplarıyla şerh etme. Bunu işte ayıplayanlar olmuş. Yani insanlar çeşit çeşit. Nasıl olur da işte Mevlana bir büyük kalkıp onu İbn Arabi ile açıklarsınız gibi. İbn Arabi daha zor geliyor veya onun anlattığı fikirler Hazreti Mevlana edebiyatı söylediği için herkes kendince ayranını içiyor. Ama İbn Arabi'den açıklayınca konu yerine oturuyor. Ondan da rahatsız olanlar da var tabii. Derken o münakaşaları bütün tarih boyunca yapılmış. Rusuhi Dede de yani Mevleviliğin büyük şarihi. O da Mesnevi'yi İbn Arabi'nin Füsus-ülkem'ini okuyarak, Fütuhat-ı Mekke'sine nakiller yaparak yapmış. Burada temel fikir Ahmet Avni Bey'in tekrar ettiği ve bütün tasavvufta tekrar edilen şey, bütün büyükler aynı hakikati söylemişlerdir. Ama şiirli, ama Farsça, ama Arapça, ama Türkçe. Sadece söz biçimleri değişiktir. Öz aynıdır. Oradaki bir geniş bilgiyi buraya aktararak bunu şerh edebilirsiniz. Buradaki güzel bir beyti, yani bir vecizeyi oradaki uzun bir açıklamanın altına koyarak yani tamamlarsınız. Bu ana fikirden hareket ettiği için Ahmet Avni Bey kendi zamanında da bu anlamda yazdığı böyle bir cevap verdiği şahıslar var. Nezaket içinde işte Hazreti Pir İbn Arabi ile ilgisi yok diyorsunuz ama işte bu büyükler böyledirler gibi gayet nazik ifadelerle o karşı çıkanlara da cevap veriyor. İşin kültürel dedikodusu bakımından 1950'li yıllarda Türkiye'de demokrasiye geçişin bir meyvesi olarak Ahmet Avni Bey'i yakın tanıyanlar, şehrini bilenler ne olur bunu bastıralım. O zaman basabilecek yegane merci, işte Diyanet İşleri Başkanlığı uğraşmışlar. Fakat eser basılamaz diye birkaç kişiden rapor alınıyor ve basılamayacağına dair hüküm veriliyor. Bunun içinde rapor verenlerin işte ismi vesairesi kulağımıza gelenlerden bazıları işte tasavvufla arası iyi olmadığı için, bazısı kendisi benzer şeyler yapacağı için benimki piyasaya çıksın, o görünmesin. Her eserin tenkit edecek tarafı olabilir. Tenkit edecek tarafı varsa orasını tenkit edip bunu katliyen diyemez böyle bir eser.
diyerek, yani kedi işte ulaşamadığı ciğere pisler. Tabii o anlamda kendisi için öyle düşünüyor ama yani neticede öyle şeyler var. Ve basılamıyor. Refik Cevat Ulunay bayağı şiddetli makaleler yazmış. Bir taraf tutucu olarak Ahmet Avni Bey'i tanıyor. Mutlaka basılmalıdır diye. Ahmet Avni Bey'in vefatından aşağı yukarı 20 sene sonra. Halil Can Bey talebesi, o öyle Muski Muhitin'de, Mevlevi Muhitin'de gayret ediyorlar. Basılamamış. Refik Cevat da Mevlevi değil mi? O da Mevlevi ve hatta Hazreti Mevlana'nın kız tarafından, soyundan gibi duymuştuk. Yani Osmanlı entelektüellerinden, Cumhuriyet'e intikal edenlerden bazıları gayet yakın tanıyorlar. Özellikle Mevlevi Muhit'i. Fakat Ahmet Avni Bey, demin arkadaşımıza kullandığı yazıda da var, resmi dede değil. Yani çile çıkarmış bir dede değil. Biz yaşlılığından dolayı hürmeten yani dede diyebiliriz ayrı. Mesnevi dinlemiş şeyhi Mehmet Esad Efendi'den. Mehmet Esad Efendi 1911'de vefat etmiş. Başından sonuna kadar dinlemiştir. Zaman zaman sohbetinde bulunmuştur. Ama kendisi hukukçu. Yani sivil bir insan. Musiki Muhitin'de zamanın gene Mevlevi dedeleriyle bulunmuş. Tekke'ye devam etmiş. Orada ayin okumuş. Kendi ayini orada okunmuş. Öyle bir kimse olmasına rağmen yani klasik anlamda bir dede değil. Yani çile çıkarmış. Mevlevi ayinede mürşit olmaya kendisine icazet vermiş bir dede değil. Yani. Ama kültürüyle, şeyle. Tabii bu yönü de bize bilhassa batılaşma sürecinde bir şeyler işaret ediyor. Ve bu çizgide devam ediyor. Bugün Mevlevi'yle ilgilenen pek çok kimse doğrudan doğru Mevlevi'liği olmadığı gibi herhangi bir tasavvufi intisabı da olmayabiliyor. Ahmet Avni Bey'in o vazından dermiş. Bir de ilgilendiği ve şeyhinden duydukları yerinde, bakımından da çok yüksek bir irfandan yapıyor. Şimdi bu konularda yazıp çizenlerin yüksek irfan seviyesinde olmaları şartlarımız dolayısıyla mümkün değil. İstisnada hep vardır yani. Daha da bulunur, büyük irfan sahibi olabilir. Ama Ahmet Avni Bey'in ele aldığı işte füsus-ilkem seviyesiyle mesnevi seviyesi ve özellikle mesnevinin mümkün olduğu kadar derin tutulan şerhi. Burada da elindeki ölçüler Rusuvi Dede ve Hindistan'dan getirilen Farsça şerhler. Hindistan'da basılmış ve onlar İbn Arabi ekolünü devam ettiren hem şeyh efendi bunlar hem de İbn Arabi ekolünde de o seviyeden bir şerh yaptığı için irfan bakımından yüksek seviyeli. Ama mürşidane mi? Kendisi mürşid olmadığı için öyle bir şeysi katiyen de iddiası da yok. Bunu da belirtiyor. Diyor ki anladığımı kaleme almak istedim. Yani açıkça belirttiği bu. İnsan anladıklarını kaleme alınca daha farkına varıyor mesnevi büyüklüğü, mesnevinin büyüklüğünü, bu irfanın büyüklüğünü. O zaman farkına varıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hocam teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu genel giriş isterseniz. Hocam şöyle başlamak istiyorum. 1871 doğumlu. Yani bir bakıma Bakiyet-i Suhuf dedikleri Osmanlı'nın adeta son döneminde yetişmiş münevverlerden birisi. Ve Hezarfen yani bir münevver. Şairliği var, bestekarlığı var. O dönemin hakikaten belki münevverlerinin ortak vasfıdır. Bunu Süheyl Hoca'da da görürüz. Süheyl Ünver Hoca'da da görürüz. Ekrem Hakkı Bey'de görürüz. Tanpınar'da görürüz. Yani birçok sahada hakikaten birikim sahibi, müktesebat sahibi. Ahmet Avni Konuk'ta da bu var. Geçenlerde yine burada yad edildi. Eşref Edip hakkında da benzer şeyler söylendi. Mesela Eşref Edip gazeteci, yazar, şair, araştırmacı. Fakat öyle bir içinde aşk var ki istiklal mahkemelerine düşüyor. Gazete çıkarması yasaklanıyor. Bu sefer camileri dolaşıyor. Camilerdeki büyük alimleri dinliyor ve onların anlattıklarını not ediyor. Yani Süheyl Hoca da benzer şeyler yapıyor. O da
gidip çeşmeleri tespit ediyor, fotoğraflarını çekiyor, resimlerini yapıyor. Yani bir bakıma eskimez, eski demeyeceğiz, eskimez kültürümüzü gelecek nesillere taşımak için büyük bir çaba içindeler. Değil mi efendim? Yani bütün bu alimler, yazarlar, sanatkarlar. Ahmet Ali Konuk da zannediyorum onlardan biri. Bu kadar eseri hazırladığına göre hakikaten insan hafızası almıyor. Yani bu kadar kıymetli eseri hazırlamak kolay değil, yazmak kolay değil. Hocam bunu neye borçluyuz? Yani nasıl yapabilirler bunu? Hangi güçle, hangi şevkle, aşkla? İşte demin bir tanesini söyledim. Bugün yani bizim anlamamız bayağı zor olan bir tevekkülle yapıyorlar. Yani her şeyin değiştiği bir yerde mütevekkil olarak 34 cilt defter bir şerh yazacaksınız. Ve yazısı gayet işlek bir yazı. Gecesi gündüzünü veriyor ve zaten bitirdikten 5-6 ay sonra da vefat ediyor. Onu yetiştirmek gibi bir şey de var, gayreti de var. Yani kendisinin bir köprü olma hissi içinde var. Eski kültürümüze giriş kapılarından, yani bizden dönüş yaptırmışlar. Eve dönmeyi düşündüğümüzde bu köprüden geçebiliriz. Çünkü o dönemde herkes yazmıyor. Diyelim 400 tekke varsa, 400 tekkenin şeyhi eline kalem alıp da yazmıyor. Bu yazma vazifesini yetiştirdiği talebeler yapmış oluyor. Mehmet Esat Efendi'nin de öyle yazma şeyi yok. Mesnevi'de 700 beyit kadar şerh yapmış. Hatta teklif ettim diyor, şerhinde söylüyor Ahmet Ali Bey, bir şerh yazsanız ömrümüz yetişmez gibi mazerette beyan ediyor. Yani ihtiyacın olduğunu fakat kendilerinin bu işle görevli olmadığını hissediyorlar. Yani, o 400 tekkenin içinde vazife gören kimseler. Bazıları işte o görevi üstleniyorlar. Bizler okuyunca şunu fark etmeye başladık. Tabi ilahiyat kültüründe oluşumuzun verdiği bazı imkanlar var. İşte edebiyat okumuştuk. Din ilimlerinden ucundan da olsa bazı şeyler okuduk. Birdenbire Mesnevi'nin ve Süslikem'in yani İbn Arabi'nin ve Mevlana'nın bizim edebi tarihimiz bakımından, hatta siyasi tarihimiz bakımından, sosyal tarihimiz bakımından mühim yeri olduğunu fark etmeye başladık. Yani Mesnevi'den ne kadar anlarsak Fuzuli'den veya Naili'den veya Nevi'den. Nevi'de padişah emriyle Süslikem'i ilk tercüme ve şerh eden 16. yüzyılda. Birdenbire bir ummana girdiğimizi fark ediyoruz. Yani bizim kültürümüzün ana mihverinin özellikle yani Anadolu'daki ve Rumeli'ndeki Osmanlı medeniyeti, edebiyatı ve dini kültürünün merkezinde Mevlana ve İbn Arabi'nin olduğunu fark ediyoruz. Bir hayalinin mesela şu hepimiz biliriz, kullanırız. O mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Talebelerimize duyduğumu hatırlarım. Kim söyledi, niçin söyledi bilmiyorum. Ama manasını şimdi anlıyorum. Yani Süslikem'den, Mesnevi'den o pasajları, beyitleri alacaksınız. Arkasından Türkçe olarak da şöyle söylenmiştir diyeceksiniz. Mısra olarak güzel gelebilir, hepimizin hoşuna gelebilir ama anlamı çok farklı. Kendi verdiğim anlama göre söylüyorum. Mesela maddi olarak bir zenginlik içindeyiz ama o zenginliğin olduğunun farkında değiliz. Yani insan anlam verir, yanlış değildir ama yani esas söylenen sebebin o olmadığını fark ettim. Şöyle bir benzetmeyle demin konferans saatini beklerken konuşuyorduk. 1923'te yeni devletimiz kurulduğunda bir ray değişikliğine geçildi. Bu Tanzimat'la başladı. Hani raylar o zaman döşemli diyelim. Ama resmen 1923'te geçtik. Sonra buna bazı ilaveler oldu. Yani alfabe değişikliği, işte tekkelerin yasaklanması ve bazı dini yasaklar, medreselerin yasaklanması. Şimdi Ahmet Avni Bey de bu sıfatların hep Vetyop Moskisi'nin hani yasaklanması da var ama okulda okutulmadığı muhakkak hala da okutulmaz yani. İstisna bir iki yerde okutmuyorsa hocası bildiğindendir. Konservatuvar o adla kurulduğundandır. Resmi devletin konservatuvarı
Batı Devlet Konservatuvarı. Ahmet Avni Bey tekke mensubuydu, tekkesi kapatıldı. Türk musikisiyle uğraşıyordu, o kapatıldı. Dil inkılabı oldu. Buradaki dile girmemiz mümkün değil. Harf inkılabı oldu. Bunun içindeki yazıldığı orijinal yazıyı okumamız mümkün değil. Anladık ki trene bindik. Şartlar zorluyor. Çünkü zamanın efesi kimse, o bizi sürüyor. Ve bu sürme hala da devam ediyor. Sürecin içindeyiz yani. Kompartmanın çatısından belçeyi görmüyoruz yukarıdakini. Ama bu sürüş devam ediyor. yeni işte gözümüzü açmaya başladık. Azık torbamız geride kalmış. Yani yiyeceğimiz manevi rızık arkada kalmış. Bunun yanında reçeli de vardı, balı da vardı, yağı da vardı. Yeni fark ediyoruz. Yani bizim musikimiz orada kalmış. 40 tane bestesi var mı? 3 tane ayin yapmış. İşte bir tanesinin CD'sini Büyükşehir Belediyesi işte yapmıştı. Radyoda okunmuş. Bunun eğitimli olması lazım. Bu makamlar varmış. 119 makam. Bunu sayamayız. İşte bildiğimiz 3-5 makam ancak. Hele Mesnevi ve Füsus İlkem'deki o derinlikler. Şimdi birkaç soruyla anlatmak isterim. Şimdi ben varım, Allah da var, inanıyorum. Siz varsınız, Allah da var. Şimdi insanın aklına geliyor. Bugünkü eğitimde hele fazla sorduruyor ya, her şeyi sorduruyorlar. Çocuk da zaten küçük yaşta sormaya başlıyor. Onun hakkın, Cenab-ı Hakk'ın hududu nerede, benim hududum nerede? Yani nereden itibaren Cenab-ı Hak başlıyor? Veyahut da böyle bir başlangıç yeri yoksa bu soru belki mezara gittiğimizde bile çözülmeden çoğumuz gitmişizdir, gitmeye de devam edeceğiz. Bu soru aklınıza gelmişse 1400 sene İslam tarihine cevap vermez olur mu? Mutlaka bir yerde cevabı vardır bunun. Burada cevabı olduğunu gördük. Peygamberimizin en üstün peygamber, en eftal peygamber olduğuna inanıyoruz. Niye eftal? Vallahi bilmem. Yani hep öyle oluyor yani, yaşayış tarzımız. Ama burada 27 peygamber anlatıyor. Şerhinde de anlatılıyor. Çünkü kitabın hacmi çok küçük, Süsülke. Yani her peygamberi 3'er 5'er sayfa ayrılmış, 10'er sayfa. 130 sayfa mı, 140 sayfa mı bir kitap. Hakikaten okuduktan sonra fark ettiğimiz şerhte, ön sözde de söylediğimi hatırlıyorum. Peygamber Efendimiz'i övme kitabı. 4 cilt. Yani her satırında Peygamber Efendimiz övülüyor. Yani öyle bir intiba kaptı Füsus İlkem şerhinin eşinde. 27 peygamber anlatılıyor. Birisi Peygamber Efendimiz. Ama öyle bir biçimde anlatılmış ki ve hakikaten yani tekrar edemezseniz bile yani artık şimdi inanıyorum ki en büyük peygamberdir, en son peygamberdir. Kainat onun yüzüstü hürmetine yaratılmıştır. Çünkü ilahiyatçının ayrıca vesvesesi olur. İlahiyatçıların ayrıca vesveseleri olur, soruları olur. Efendim bu hadis yanlıştır, yoktur. Ama o hadiste mesela levlâ, böyle bir hadis yoktur. Ama manası çok güzel. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdın diyor. Bu cümlenin doğru olması lazım mı geliyor. Şimdi yani bütün ilahiyatçılar bir tarafa toplansa dese ki bu böyle bir hadis cümlesi yoktu, tamam olabilir ama manası yerden göğe kadar var çünkü bu peygamber öyle bir peygamber. Ben ona da inanıyorum. Peygamberime inanmakla suç değil herhalde ilahiyat mevzinde. Şimdi böyle bir konuma geçilmiş oluyor. Edebiyatımızda mecazlar var. Hazreti Mevlana da hikaye anlatarak tasavvuf kitabı yazmış. Olacak iş değil. Yani pek çok kitap münekkit diyelim. Yani Mesnevi'de ne var? İçinde işte hayvanat hikayeleri veyahut da işte güldürücü hikayeler işte veya hezin diye işte Farsçasıyla, Arapçasıyla yani insanı güldürecek, eğlendirecek hikayeler gibi. Hezil değil. Gerçekten hakikat anlatılıyor o hikayeler içinde. Fakat onun bir kurgusu var. O kurguyu işte Füsus İlkem'i okuyunca, klasiklerimizi okuyunca, hatta Kur'an-ı Kerim'i iyi anlatan, iyi şerh eden, iyi tefsir eden olunca, Kur'an-ı Kerim'de o işaretler var.
onun farkına varılıyor. Niye muskiyle oldu? İşte dini muhitlerde muski haramdır konusu hala da konuşuluyor. Ama bir tarikat hem de Hanefilikte, Şafilikte fetva verecek Şeyhülislam derecesinde bir bilgin Mevlana bu muski çalınır ve Mevleviler döner. Biz de Müslüman olarak devam ederiz. Öyle yaşar, öyle ölürüz. Orada ne söylerse söylesin. Şimdi bu İslam tarihinde de büyük bir inkılap. Günümüzde o konuda da şu cümleyi hatırlatayım. Hazreti Mevlana'nın fi-i mafi'inde var. O da sohbetten tutulmuş notlar. Hazreti Mevlana işte muskiyle, şiirle yazıyor, söylüyor, dinliyor. Sema ediyor. Demişler ki sizin babalarınız, dedeleriniz alim adamlardı. Onlar kitap yazarlardı. Senin gibi böyle hani utanıyorlar ama mala yanıyla uğraşmazdı. Yani şiirmiş, musikiymiş. Diyor ki bizim durumumuz şuna benzer. Bir eve misafir gelmiştir. Eski hayat tarzını düşünün. Uzun yoldan gelmişsiniz. Bir arzu ettiğiniz bir şey var mı? Yorgunsunuz. Ne arzu edersiniz? O da der ki bir işkembe çorbası olsa aylardır yemedim. Eski hayatta hayvanın her tarafı işte yenilir, işte bütün ziyafet odur. O nasıl ev sahibi misafiri memnun etmek için kalkar elini o işe sokarsa biz de diyor böyle yaparak. Şimdi devamını anlatabildiyse karşısındakine gene anlamadıysa gene anlamaz kalır yani. Ve günümüze kadar da bu münakşe devam ediyor. Çünkü herkesin kulağı aynı kulak değil. Her ne kadar iki kepçe birbirine benzese de duyuş farklı oluyor. Yürekler, kalpler keza öyle. Genişlikleri farklı. Hazreti Mevlana işte İslam ümmetinin yaşaması, dinin devam etmesi için Cenab-ı Hakk'ın birçok stratejisi var. Böylesini münasip görmüş. Rumi demiş, Rum'a göndermiş. Afganistan'dan alarak. Bugün gündemde olan bir ülke. Konya'ya gelmiş. Daha ileri gidebilir miydi? Bursa fena da değildi. Ama Konya'yı tercih etmiş. Ve oradan gene Rumi adıyla işte 1999 yılları zannediyorum Amerika'da tercüme şiirleri en çok satan şair durumda. İbn Arabi ve Hazreti Mevlana Batı'da Fransızca, İngilizce, Almanca tercümeleriyle İslam'ı tanıtan, sevdiren ve insanların Müslüman olmasını içinden gelen duyguyla, buyurun gelin, illa, işte en son din biziz, hakikat buradadır gibi cebri bir ifadeyle değil, okuyan o duyguyu duyuyor ve o sevgiyi musikisinde de, şiirinde de bunu hissediyor ve tasavvuf kanalıyla Müslüman olanlar İbn Arabi ve Mevlana üzerinden çalışma yaparak, yani Arapça öğreniyorlar, füsus tercüme. Yani tarikatı işte Şazeli olabilir, başka işte Kadiri olabilir, Mevlevi olabilir. Hazreti Mevlana'nın şiirlerinden, Mesnevisinden, işte ilk İngilizce yapan Nicholson aslında oryantalist olarak giriyor. Yani devletin görevlendirdiği bir kimse gibi. Yani doğdu, fikriyatında neler var tanıt. Bu arada da görüp göçürdüğünü, öğrendiklerini bize de söyle gibi. Ama o iyi niyette yani resmi görev olarak başlasa da içinde hissettiği şeyler demek ki bazı kabiliyetleri varmış. Onun muvaffak bir çalışma yapmasına sebep olmuş o kabiliyetleri. Bu rüzgar hala devam ediyor. Batı'dan gelen bu rüzgarla da Türkiye'de böyle bir baş, yani gözlerin uyuşturma oldu. Yani orada duyuyorsunuz, İsviçre'de işte filan yerde şu kadar tekke var, işte Mevlevi tekkesi de var, Kadiri, Rifai, Nakşi tekkesi, Hollanda'da, Londra'da, Amerika'da yazdıkları kitaplarda, makalelerde Batılılar adres vererek işte Washington, işte Birinci Cadde şu numarada Rifai tekkesi var veya Mevlevi tekkesi var diyor. Siteleri var, işte sitelerini açıp görüyorsunuz. Aa diyorsunuz, bunun merkezi Türkiye'ydi. Ama Türkiye'de işte 1925'te çıkmış yasaklar var, katliyen böyle bir şey olmaz.
Canım, yasaklar olabilir, yasak devam edebilir ama Konya'da bütün Mevlevilik tarihinde diyelim ki en kalabalık, seyircisi en çok olan Mevlevihane, Gelibolu Mevlevihanesi olabilir. 400 kişi alır, 500 kişi. 2500 kişiye sema yapıyorsunuz. Buradakiler devlet memuruydu ve verilen ilanlar vali yönetmeliğinden faydalanarak işte şu yaşta, şu boyda, şu ende insan aranıyor diye oradan memur olarak bulunmuş diye söylemişlerdi işin esprisi. Öyle gelmiş memurlar. Şimdi hala öyle midir? Onun içinde olanlar bilebilir. Birdenbire bu batının rüzgarı bizim içimizde de birçok şeyin yerinden oynamasına veya yerini bulmasına, hatta bu devam ediyor. İşte restorasyonlar başladı. Komşumuz olan Yenikapı Mevlevihanesi işte geçen sene bitti. İşte faaliyetler yapılıyor. Galata Mevlevihanesi tekrar restore edildi. Davet edilmişti. Divan Edebiyat Müzesi oldu. Şimdi hangi adla ne türlü faaliyetler açacak bilmiyorum. Konya'daki yeni yapılan merkez artık. Orada işte Arapça, Farsça gibi öğrenilmesi gerekli dil faaliyetleri de var. Musiki faaliyetleri de var. Yani yeni bir devrin başlangıcı oldu yani bu süreç. Tabii bunun içini dolduracak olan da fikri ve ilmi malzeme. Yalnız Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Mesnevi kendi içinde irşad edicidir. Mürşit mesnevidir. Fakat bana öldü öldü demeyin. Beni işte ariflerin gönlünde aradı gibi. İşte canlı kimseler, yani hayatta olan kimseler, işin tam anahtarını verecek olanlar, çevirecek olanlar canlı kimseler. Yani hayatta olan kimseler. Onlar işte Fas'ta olabilir, İstanbul'da olabilir, Konya'da, Kayseri'de, Sivas'ta veya Çorum'da herhangi bir yerde olabilir. O canlı kimselerden bu işin maymuncuğu alınabilirse, ilaveten kültürü ve ilmi yapılarak, sanatı öğrenerek, eski zenginliğin diyelim ki yeni bir formunu, yeni bir şeklini yeni baştan yani kurmak mümkün olabilir. Bunu da şuurlu olan entelektüeller yapacak. İlahiyat Fakültesi ve Edebiyat Fakülteleri sadece işte metin neşredebilirler. Böyle yüzlerce metin var Osmanlı döneminden ve Arapçadan. Bu metinlerin anlaşılması için açıklamalar, ilaveler, akademik çalışmaları işte üniversitelerimizin Edebiyat İlahiyat Fakülteleri belli ölçüde tarih bölümleri yapabilir. O musikisi gerekiyor. Musikiyi dinleyen, özellikle belirli ait dinleyenler, bunun herhangi bir musiki olmadığını, tasavvuf musikisi genelde, bunu dinleyenler, bu farklı bir musiki diyorlar. Demek ki daha ve besteleyenler yaşadıkları manevi atmosferden, havadan buraya çok şey katmışlar ki, günümüzün musikisinden de, klasiğinden de, çok seslisinden de, bizim işte cazdan da, bizim meyhane musikimizden de farklı. İşte o musikiyi bulursak, yani hayat bulmuş olacağız. Oradaki manayı bulursak hayat bulmuş olacağız. İman elhamdülillah var ama işte tasavvuf muhitinde o imanın işlenişi, adeta böyle ters yüz edilişi, tam yerine oturtuluşu, yani aynel yakin, hakkel yakin imana çevrilmesi gibi bir sürece giriyor. İşte oraya girmesi İslam ülkelerinin, ama kendi ülkemizi başta sayalım, bizim ülkemizin öncelikle girmesi birdenbire kanatlandırır Türkiye'yi. Şu mukayeseyle burada da nokta koyayım, soru olabilir. Nasıl Hazreti Mevlana 1273'te vefat etti? Konevi 74. Mevlana 1240. Osmanlı Devleti 1300'e kuruldu. Ve bu üç isim ve diğer mutasavvıflarla, işte klasiklerle Osmanlı Devleti'nin birdenbire kanatlanmasına sebep oldu. Ve diğer beylikler kanatlanmadı. İşte Osman Bey'in kayınpederinde belki burada rolü var ama onun şahsi kabiliyeti ve bu kabiliyet
hep devam etmiş. Şiirde, muskide ve tasavvuf kanalında. Hakikaten her biri tasavvufa az veya çok, işte Fatih gibi çok şiddetli bağlılık gösteren, 3. Murat gibi hani %100 derviş olan ve yazdığı divanı tekke edebiyatı içinde en büyük divan. İnşallah o da basılır, onu da görürüz. 3. Murat'ın tasavvufi şiirler divanı, işte Niyazi Mısri Hazretleri'nin, Yunus Emre'nin, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin, Eşrefoğlu, onları hepsini toplasak yine de onun kadar tutmaz yani hacim itibariyle. Böylesine bir saltanat mensubu dünya tarihinde de yoktur. Bestekar olarak da öyle. 3. Selim ayarında dünyada bütün devletler taransa acaba kendi müziklerinde böylesine bir bestekar çıkar mı? Böylesine bir şair çıkar mı? Yani Allah o imkanların hepsini fazlasıyla vermiş. Ama azlık işte trende değil. Treni alamadığımız için ne balından, ne yağından, ne tuzundan haberimiz yok. Haberimiz oldukça mutlaka oradan trene taşınacağı muhakkak yani. Bu tren gene gidecek yani içinde bulunduğu yerle. Hocam teşekkür ediyoruz. Aslında tabii görünmeyen umman diyoruz. Yani bu tür toplantılarda o ummanlardan aslında birkaç damla verilebiliyor. Malum eserlere yönelmek lazım. Benim aklıma az önce birkaç şahsiyet geldi. Mesela Süheyl Ünver. Süheyl Hocam, Ahmet Güner Sayar'ın ifadesine göre 1100 civarında defter hazırlamış. Yani adeta tüm kültürümüzü zapta geçmiş. Ve bunları bize bırakmış. Tabii bazıları neşrediliyor. Bu Beyazıt tarafından farklı yeni birilerinden de çıkanlar var. Büyükşehir Belediyesi de yayınladı. Ahmet Güner Sayar Hoca bir ara dedi ki bir konuşmasında, Süheyl Hoca'ya sordum. 1100 defter nasıl bunları yazabildiniz, doldurabildiniz? Bu böyle insanın gücünü aşar. Başka şairim yoktu demiş. Yani bunu mutlaka yapmalıydım. Çünkü eğer Selçuklu'dan bize 10 defter kalsaydı bizim durumumuz çok daha iyi olurdu. Selçuklu'dan bize bir şey kalmamış. Bari Osmanlı'dan kalanları zapta geçelim diye. Ve yine bir anekdot, önemli bir anekdot. Yine büyük bir edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar. Vefatından birkaç gün önce İstanbul Üniversitesi'nin önünde derse yetişecek, telaşlı bir şekilde yürüyor. Süheyl Hoca'yı görüyor ve ona selam veriyor. Diyor ki, Süheyl, İstanbul sana emanet. Aslında tabii Süheyl Ünver'e, Ekrem Hakkı'ya diye emanet edilmiş. Onlar emin insanlardı çünkü. Tanpınar edebiyatımıza sahip çıktı, korudu, geliştirdi. Ekrem Hakkı Bey mimarimizi korudu, muhafaza etti ve gelecek nesillere taşıdı. Münir Nurettin Selçuk musikimize sahip çıktı, onu yine taşıdı. Ahmet Ali Konuk da merhum, zannediyorum tasavvuf dünyamızı, Mevlana'yı, Muhittin Arabi'yi ve diğer büyüklerimizi kaydetti, günümüze taşıdı. Şimdi hocam son olarak tabii sorular da olabilir dinleyiciler arasında. Aslında az önce önemli bir hususu belirttiniz. Tabii bu büyük zatları sadece belli kesimler okumamalı. Yani böyle kıymetli eserler 1000 adet basılıp sadece sınırlı bir yerde kalmamalı. Bence aramızda sinemacılar var. Bu eserler filme alınmalı. Diziler yapılmalı. Dizi derken popüler bir dizi Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba var. Ömer Baba'nın söylediği birkaç tasavvufi söz çok seviliyor. Yani hatta inanın ki birçok kişi, benim gibi bir meraklısı, belki de Ömer Baba'nın söyleyeceği o güzel sözler için ara sıra göz atıyor. Acaba neler anlatacak? Demek ki milletimiz, halkımız o tasavvuf kültürüne aşinadır, seviyor. El verir ki biz bu güzel kültürü aktarabilirim. Zaten bu büyük zatlar da o güzel kültürü, o medeniyeti taşımışlardır. Adeta köprü olmuşlardır. Dolayısıyla acaba geniş kesimlere, az önce yine toplantıdan önce konuştuk, geniş kesimlere bu kültür nasıl taşınabilir? Sinemayla mı, müzikle mi, tiyatroyla mı, başka ulaşım vasıtasıyla mı veyahut da eğitim camiasıyla mı? Eğitim dedim, ben bir müjdeyi de burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bugünlerde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü çok hayırlı, çok güzel bir hizmete başladı. Yazar okul buluşması. Tespit ettikleri yazarları okullara gönderiyorlar. İstanbul'un değişik ilçelerine, 39 ilçemiz var. Ve yazarlarımız orada çocuklarımıza konuşma yapıyorlar.
Aslında tabii bu kültür bu şekilde yaygınlaştırılabilir, aktarılabilir. Konuyla alakalı tabii hocamızdan çok istifade ettik. Etmeye devam edeceğiz inşallah bu eserleri okuyarak. Bu konuyla alakalı sorular var mı efendim? Her toplantıda böyle güzel sorular geliyor inşallah. Mesela sinema konusunda Erol Binden de olsun fikrini merak ediyorum. Yani Ahmet Alinko'nun çalışmaları, Mevlana'nın hikayeleri, Mesnevi'deki hikayeleri sinemaya tam manasıyla aktarılabilir mi, sunulabilir mi? Sinemada yani hatırladığımız kadarıyla Mevlana Hazretleri, bir Atık Yılmaz'ın çektiği film var. Cüneyt Gökçer'in oynadığı. En ciddi film bugüne kadar yapılanlar arasında o var. Başka denemeler oldu. Fakat burada eğer Mevlana Hazretleri teorolojik olarak bile bir hayatı anlatılacaksa, yani Behk'ten başlayarak Nişadır, Şam, Larende, Karaman, Konya, bütün macera, o mekanlar, o kostümler, insanlar çok büyük bir prodüksiyon ve Mevlana Hazretleri yakışır bir film olmalı. Olduğu için ciddi bir, yani İstanbul'un fethi gibi falan bir Türkçe'ye girdiği için herhalde çok kimse bu işe o anlamda yanaşır. Fakat en azından pratikte belli şu yapılabilir. Yani az çok kronoloji biliniyor da. Mesele de orada değil zaten. Yani Nişabur'da ne kadar kaldı, şuraya ne zaman geldi meselesi değil. Hazreti Mevlana insanlara ne söylemek istiyor? Mesajı neydi? Evet. Derdi neydi? Bu mesajı bugünkü insanlara nasıl ulaştırırız? Şey burada. Dolayısıyla bunu günümüzde bir hikayeyle de flashbacklerle falan o mesaj verebilir. Yani böyle daha az bütçeyle o büyük şey, devasa şey yapılamıyorsa bu yapılabilir. Bunun da bazı şeyleri yapıldı. Mesela Mesnevi'deki hikayeler evet, dizi film halinde yapılabilir mi? Kitaplar var. Elif Şafak'ın Aşk diye bir roman yayınlandı. Ahmet Ümit Bağ ve Esrar'ı yazdı. Yani bu konuya çeşitli çevrelerde ilgiler oldu. Ama nasıl anladığı, ne kadar anladığı, nereye oturttuğuyla alakalı bir şey. Yani okuduğunuz zaman Mevlana Hazretleri'ni okuyan bütün kitapları az çok oradan beslenmiş gibi diğerlerindeki anlayış farkını hemen fark edip yapabiliyorlar ki bunu en iyi hocam öğrenecektir. Belki onlar da yapılsın. Yani herkes kendi kültürü bakış açısına göre de yorumlanabilir. Oraya da bir şey getirmemek lazım. Ama bir de işin esası, doğrusu. Yani bugün Anadolu insanı, yani bir genç dese ki ben Mevlana Hazretleri hakkında bir tam onu anlatan bir şey arıyorum. Bu işin Anadolu şeyi de yapılmalı. Yani bizim geleneksel bakış açımız da doğru bir şekilde yansıtılmalı. En azından o da yapılmalı. Yani film dediniz ben biraz geniş duraktım ama gerçekten doğru yapılırsa bir kere müthiş bir film. Ama onu yapabilecek de o becerede insan lazım. Herkesin ne kadar. Tabii yayıncılıkta var. Yani çocuklar için Mesnevi'den hikayeler çok yayınlandı. Yani neredeyse her yeni evi çocuklar için Mesnevi hikayeleri neşir. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti benim. Yani o hızlı yapılan, mesela 2007 yılıydı Mevlana Hazretleri'nin tüm dünyada o yıl mesela çok hızlı bir şekilde onlarca kitap çıktı bir anda. Alelacele. Çok acele. Yani bu böyle bir şey değil. Bu konu. Biraz o konuda emek sarf etmiş olmak. En azından hocamın nezaretinde olsa, ekip duran bir olsa, maslahatı olabilir. Teşekkürler. Buyurun efendim. Ben iki konu hakkında girmek istiyorum. Birincisi, Sayın Koçbacı'ya ilave bir şey olarak söylemeye çalışacağım. Bu tür eski kültürlerin eskimiş demeyelim diyemem. Eskimez diyoruz. Bu kültürlerin en iyi yayılma yolu okurlardır. Bunun için de Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi okullarımızda edebiyat derslerine önem vermesi gerekiyor. Çünkü edebiyat dersleri günümüzün liselerinde yani çok basit, çok basit diyeceğim şekilde geçiriliyor. Bunu şöyle bir örnekleme yapabilirim. Mesela bir divan edebiyatı konusunda bir yazı ortaya çıktığı zaman
Bunun hemen hemen tabii ki iyileri var ama hiçbir lise öğretmenine, güven öğretmeninin doğru dürüst bu konuyu çocuklara anlatmadığını ben biliyorum. Bir İskender Paşa'nın divan şeyini açıklamasıyla herhangi bir lise öğretmeninin divan şeyini açıklamasını bir karşılaştırın, bir görün. Oradaki fark zaten ortalamayla o kendisi ortaya koyuyor. Şimdi öylesine kültürden yoksun bir öğretmenin kalıp da yani o çocuklara bir şey veremeyeceği ortadayken bunu taşıması nasıl olabilir? Yani ben zannediyorum bunun en iyi yolu lise öğretmenlerinin, edebiyat öğretmenlerinin çok iyi bir şekilde donatılması gerekiyor bu konuda. Biliyorsunuz eskiden Cumhuriyet ilk yönünde lise öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri aynı zamanda bile şahidir, şahit bile böyledir. Ahmet amcanımına da öyle bir şahit kapı var kardeşi. O da bir şahit lise öğretmenleri. Yani de örnekler çok. Yani bunlar bir ekol değil. Bir bulunduğu liseyi popülaritesini artırıyordu ve arkasından kitleret onu takip ediyordu. Günümüzde bir lise öğretmenliği o kadar fazla bir hale geldi ki sadece KPSS puanını kazan, bakanlık sınatasın, oldu bir lise öğretmenliği. Böyle bir şey yok. Bonusla bu taşıma olmaz. Yani tabii ki filmlerin, tabii ki bir takım konuşmaların ve STK diyorum genel anlamıyla sivil toplum kuruluşlarının çabaları yadsınamamalı. Yani bunlar da ülkeye değer ama bunlar çok dar kapsamda kalıyor. Bunların topluma yayılması, gelişmesi yani o kadar yavaş, o kadar yani belli alanda ilerliyor ki toplumun tamamına hitap etmesi hemen hemen imkansız hale geliyor. Oysa lisede yaygın eğitimin içerisinde gelip bulunduğu için edebiyat öğretmenlerinin bu şekilde hizmeti vermesi zannediyorum en hızlı yayılma türlerinin birisi oluyor. Evet. Çünkü orta ölçekli, eşit olmazsa hızlı bilgisi olan bir edebiyat öğretmeni çok şey verebilir. Şimdi haklısınız. Tabii Cahit Sıtkı ile Ziya Osman'ı hatırladım. Galatasaray'da öğrenciler. Yani. Ve o zaman şiirleri çıkıyor. O dönemin dergilerinde şiirleri yayınlanıyor. Tabii. Yani. Fakat efendim şöyle bence ümitsiz de olmamak lazım. Son yıllarda kendi kültürümüze, medeniyetimize büyük bir ilgi var. Ben 10 yıldır Kubbe Altı Vakfı'ndayım. Kurslara bakıyorum. Son 10 yıl içinde de çok büyük patlama var. Sadece bizde değil, birçok yerde Osmanlı Türkçesi öğretiliyor. Mesela ney sazına karşı eskiden ilgi azdı. Şimdi herkes, bütün gençler neredeyse ney üflemek istiyor. Tesip sanatı yaygınlaştı. Minyatür sanatına büyük bir ilgi var. Has sanatı öyle, ebru öyle. Yani demek ki toplum, cemiyetimiz kendi aslına rücu ediyor, dönüyor ve kendi gerçeğiyle buluşuyor, kendi sanatına sahip çıkıyor. İnşallah bu güzel dalga devam edecek. Yani o bakımdan ümit var olmakta fayda var. Ben ikinci şey devam edeyim. Buyurun. Sayın hocama da konuda bir yönetmek istiyorum soru. Şimdi Konya'da araştırması gereken çok konu var. Bunlar arasında Mevlana ve benzeri büyük zatlar yapıyor. İşte Fahri Kone var, Mevlana var, diğerleri de var. Ben Ekrem Hakkı Ayberi'leri onun şeyine de devam ediyorum. Fikirini okumaya devam ediyorum. Ayrıca Ekrem Demirli'yi de takip ediyorum. Yücehane Bey'i de devam ediyorum. Şimdi orada bir evreden bir şey ihtiyaç var. Bir enstitü diyelim adına. Veya bir araştırma ekledim diyelim. Bu tür şeyi ortaya çıkması lazım külliyete. Yani ne oldu belli olsun. Bir esas benim diğer bir merak ettiğim bunu da Konya'da neden merkezi olmuş? Şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Konya'da Hristiyan Türkler de vardı, Karaman'ın olduğu gibi. Şimdi ona bir atölye mi yaptırılmış? Çünkü bugün biliyoruz Çarşamba'da diye Fatih Hüseyin'in de vardır. Çarşamba'da belli bir topluluk var. Ama onun bir de aksi taraf var. Ruman sınıfı var aşağıda, Kavak'ta. Yani bu ikisi bir dengeleme, bir mücadele mi veriyor orada? Yani sanki öyle bir kurtlaşma. Kudüs'e gidiyoruz, orada da aynı şey söz konusu. Bir potansiyel var. İslam ve karşı şeyler bir mücadele ortamı yaratılmış ve bir merkezleşme söz konusu. Bunun bir rolü olabilir mi? Bu sorunuzun benim daha ve dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Ben yurt dışında doktora yaptım. Fransa'da. Laik düşünce girince bütün dinleri bastırıyor. Yani Katoliklik, onlar din diyorlar. Ortodoksluk, Protestan. Bu buraya Müslümanlık da ilave oluyor. Bugün bilhassa sayıca çok fazla. Ortodokslardan da fazla yani Avrupa'da. Onu da bastırıyor. Dolayısıyla
tercih edilen şey, yani trenin genel rayında bir arıza var. Bu arıza Avrupa'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Yani hiçbir dinin adı konuşulmayacak. Öyle olunca bizi de teşvikimiz hep o tarafa doğru. Yani dinle ilgisi olmayan, hani dinler üstü, dinlere işte karşı değilse de pek ilgi duymayan tip ve öğrenci yetiştirmek, öğretmen yetiştirmek gibi. Fakat hakikat her zaman zorluyor. Hristiyanlar Hristiyan olmaya devam ediyor, Müslümanlar Müslüman, Ortodoks. Bunun kellani en küçük mezhebine kadar sahip çıkanlar oluyor. Avrupa'da da aynı şey var. Fakat Avrupa çok derin yaralanmış. Yani kolunun biri yok, ayağının biri yok, gözünün biri yok, işte burnunun belki tamamı yok. Böylesine bir şeyde, sıkıntıda olduğu için orayı referans gösterdikçe sıkıntı bize büyüyor. Yani çözüm getirmiyor, arıza getiriyor. Şimdi bunu fark edebilmek için işte önce klasiklerimizin okunması lazım. İçinde bulunduğumuz tren aynı rayda devam edecek. Bu okuyanların bir ortak kanaatinin oluşması lazım. Yani herkesin okuması, herkesin bilmesi değil. Yani klasik Batı'da da belli kimseler tarafından okunuyor. Bunların sayısı 1000 olur, 2000 olabilir. Yani Türkiye için söylüyorum, İslam dünyası için 5000 kişidir. Bu 5000 kişinin ulaştığı kanaatle üzerinde münakaşa edilebilir. Tercihler yapılabilir. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye. Daha biz hani ne yiyeceğimize karar verememişiz. Ve okuduğumuzda da anlama güçlüklerimiz var. Yani Arap'ın diyelim Füthat-ı Mekke'yi okuduğunda anlamayacak bir şeysi yok gibi geliyor. Afifi, felsefeci, Arap. İlk defa diyor, Süslikem'i doktor hocam tavsiye etti. Bu konu olarak alacağım, İbn Arabi çalışacağım. Okudum diyor. Her kelimesini anladığım halde hiçbir şey anlamadım diyor. Yani demek ki sonra demişsin önce Füthat'ı oku sonra bunu. O zaman biraz anladım diyor. Yani dil meselesinde aşan bazı şeyler var. İşte bunları bizim aydınlarımızın fark etmesi lazım. İlim adamlarımızın fark etmesi lazım. Ve bu sayı o kadar fazla değil yani. Yani 70 milyon içinde 2000 kişi belki çok bilir. Ama onlar tavsiye edeceği kimse olabilir. Ve onlara yakınların öğretmen olarak, yazar olarak, şair olarak, tiyatro senaryosu yazanlar olarak, mesela Amerika'da hemen Mesnevi'nin birinci hikayesini, yani cariye hikayesini tiyatro yapmışlar. Hangi gözlükle yapıyor? Psikanaliz gözlüğüyle yapıyor. İşte cariyeyi doktor nasıl tedavi ediyor. Tamam, bir benzerlik kuruyor. Ben bunu tiyatro yaparım diyor. Bizim bu benzerliği fark edecek doktorumuz yok. Doktorumuz varsa eli kalem tutmuyor, yazamaz. Yazacak olsa tiyatro yazamaz. Tiyatro yazacak olsa iyi senaryo yapamaz. Yani boşluklarımız çok bizim. Onun için önce anlayanların çoğalması lazım. Bu da tabii anlayacak olan Hakkari'den de çıkabilir. Konya'nın bir kasabasından da olabilir. İstanbul'da Zeytinburnu'ndan da olabilir. Yani kim olacağını bilmiyor. Veya Kazakistan'dan bir kimse de olabilir. Nasıl Mevlana Afganistan'dan geldiyse veya işte Paris'ten biri olabilir, Washington'dan biri olabilir ve ilk şeyi ortaya çıkışı yazılı olarak ilmi anlamda hakikaten önce Batı öncelik yaptı yani bize. Biz nedense işte herhangi bir sebeple Ahmet Hamdi Yenişehir'ini kütüphanede dursun. Rusu'yu dedenikini yeni harflerle basmayalım. Yasak var, başımıza bir iş gelmez. Mesela böyle de düşünmüşüz. Konya'da 1953'te, 54'te ilk defa Mevlana anmaları başlıyor. Yani 1925 ile 50 arası, 30 sene kadar diyelim. Bu işlere hiç konuşmamız hoş görülmemiş. Tabii bu boşluklar var. Bu boşlukların önce bir dolması lazım. Onlar bir sebepten dolayı, haklı olarak. Çünkü biz her şeyimizde bağımsız ve müstakil değildik. Ve bunu maalesef üzerinden 100 sene sonra, geçtikten sonra fark ediyoruz. Yani sizler ne düşünsünüz bilmiyorum. Yani neredeyse 100. senesine geleceğiz Cumhuriyet'in.
bağımsız olduğumuza beni zorlasanız inanmam. Çünkü o kadar bağımlıyız ki en bağımsız olduğunu iddia eden bile yani samimi olarak kalsa sakın söyleme der bana, kimse duymasın der. Yani o derecede yani bağımlıyız. Yani bunu istikrar manasında da anlayın. Bir afyonun nasıl müptelası varsa, ona bağımlı olursa bazı şeylerin de müptelası olur. Yani tasavvufi dile çevirse bazı nefsani şeylerin müptelası olduk, kolay kolay vazgeçemeyiz yani. Bu sadece yani içki vesaire değil, bunlar eskiden beri var. En kolay çareye sunulacak olan o belki. Ama başka şeylerin müptelasıyız. Bunu tedavisi de yani uzun bir iş. Kim nasıl yapacak? Zor da değil. İşte bir mesleğimi belki de parçasıyla söyleyemeyeceğim. Kerimlerle olunca hiçbir şey zor değildir diyor. Yani o büyük zatlarla, yani velilerle olunca bu işin zorluğu da yok. Yalnız oraya adımızı atacak hale gelebilecek miyiz? Ama bu eserlerin çıkışı gösteriyor ki, yazanların yazışı gösteriyor ki, yani şu binaların, işte Konya'da büyük bir Mevlana Enstitüsü, semahane, 2500 kişi alacak ve her hafta orada sema yapılıyor. 15 gün Aralık ayında Hazreti Mevlana'nın vefatı dolayısıyla anma törenleri, binlerce insan, hiç anlamayan da var, oraya gelip benim şahit olmuşum, arkamda bütün sema boyunca dır 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 konuşmuştur yani. Ya niye geldin oraya, madem konuşacaktım, yani burada randevu verme şart mıydı yani, git kahvede konuş, otelde konuş, hayır orada konuşacak. Ya bütün lafını oraya saklamış, öyle insanlar dinlediği halde ama bu bina yapılmış. Buraya işte başbakan da geliyor, cumhurbaşkanı da geliyor, muhalefet de geliyor. Her mezhepten olan geliyor, her ırktan olan, dünyanın her tarafından olan geliyor. Bu da ayrı bir nimet. Yani bunların hepsini işte sağından solundan, yani hususla ilgili bir teşbihimdir benim. Yani söylediğim kıymeti değil de, biz yayına hazırlarken üzerimizdeki tesir bakımından söylüyorum intiba olarak. Böyle ikiye katlandım. Daha doğrusu böyle çember gibi olduğumu fark ettim. Sonra İbn Arabi Hazretleri'nin bir sözüymüş. Ben kafamdan da gördüm. Yani ense kökünden de görücü oldum falan diye. Yani bir küresel görüş var. Bütün beyliklerde. İbn Arabi'nin anlatımı özellikle küresel yani. Yani 360 dereceden bir konuyu göreceksiniz. Biz dikinden bile zor görüyoruz. Tabirimize baktığımızda bile. Onun için yani işimiz zor ama ümitsiz değiliz yine. Ümitsiz olacak hiçbir şey değil. İşte 7000 sayfa Mesnevi Şerhi yazıyorsunuz. Alfabe yasak, tekkeler yasak. Katliyene süremezsiniz. İpe de çekilebilirsiniz. Öylesine şiddet dönemi. Ama oturup yazıyor, tercüme ediyor. Ve aradan yıllar geçiyor. Basıldığında kimse neye basıldı demedi. Demek ki aydının duruşuna bağlı. Yani belki bunları okuyanların iki türde söylenebilir. Yani bu Hazretlerin de koruma şeyleri var. Yani tasarrufları var, tasavvuf diliyle söylersek. Veya Cenab-ı Hakk'a inandıkları için Cenab-ı Hak işini bilir. Kimse de bir şeye koymaz yani. Efendim Fethi Gemoğluoğlu'nun yanında bir ara bir iki kişi böyle biraz bir ümitsiz konuşunca şöyle cevap vermiş. Hiç ümitsiz olmayın. Haydar Paşa'da Osman Akkuşak edebiyat dersi veriyor, talebe yetiştiriyor. Ben de diyorum ki her şeye rağmen diyelim ki Mustafa Tarhan hocamız böyle kıymetli eserleri bize kazandırdı. Ümitsiz olmaya hiç gerek yok. İnşallah çok daha güzel günleri göreceğiz. Efendim yavaş yavaş da bir programı toparlayacağız. Kitapçığa bakınca bir güzel soru yok değil mi efendim? Buyurun. Son olarak sizi dinleyelim. İbn Arabi sözlüğü Ekrem Demirli hazırlamış. Acaba o da aynı konuk efendidir mi? Şeyde İbn Arabi sözlüğü Suat Hakim'in yazdığı Arapça doktora çalışması olarak yapmış. Ekrem Demirli tercüme etti. Ayrıca Kaşhane'nin var. Birçok sözlük var. Bunlar yararlı. Yani bilhassa Avni Arap okumak isteyenlerin başvuracağı kitaplar. Avni Konuk Hazretleri'nin öyle bir sözlüğü var mı? Yani sözlük olarak hiç duymadık. Yok, eserler arasında yok. Sadece tercüme. Sadece Ekrem Demirli'nin var şu anda. Evet, yani tercüme olarak onun var. Başkaları da yaptı yani. Tasavvuf sözlüğü diye.
onlara mutlaka başvurmak lazım. Yani sözlüksüz olmaz. Teşekkür ederim. Yani bir de şunu tavsiye ederim sözlük deyince. Kutlu Altın'ın 3 ciltlik sözlüğü bilhassa Ahmet Avni Bey'i okurken, Fuzuli'yi okurken, Yunus Emre'yi okurken çok işinize yarayacak bir lugat. Özellikle tasavvuf terimlerin geçtiği yerler. Özel bir sözlük mü? Yoksa... Yok, genel Türkçe sözlük. Genel. Ama 35 senede hazırlanmış çok kıymetli bir sözlük. Evet. Buyurun efendim, son olarak. Hocam, Sinan Yavru'nun Aşkın Gözyaşları adlı kitabında ilk 50 sayfa itibariyle Şems-i Tebrizi Hazretleri 135 defa ben kelimesini kullanıyor. Mesnevilerde ben kelimesinin kapsamı nedir? Bu hususta bilgi almak isterim. Öyle bir teknik çalışma yapmadım. Söyleyene göre değişir diyelim. Yani nefsaniyetinden, benliğinden, egoizminden dolayı ben diyen vardır. Ben diye söylediği aslında hakkın sesidir. Yani öyle de söyleyeyim, yani tam bu kişiler söylemek için. Bir de dilin alıştırdığı bir şey vardır. Biz işte Anadolu çocukları olarak biz zevdik, biz yaptık, biz ettik diye. Öğretmen olduğum sonra kaç kişi demeye başladım. Biz yaptık değil diye öğrendi. Şimdi devir değişince ben yaptım ettim. İlmi dilde işte biz şöyle yaptık. Şimdi ondan vazgeçmeye başlamış ilmi muhit. Böyle yapıldı, böyle edildi. Meçhul sigası kullanmaya başlamış. Yani edilgen bir ifadeyle bu çalışmamızda şu hususlara önem verildi gibi. Önem verdik derdik biz. Değişmiş. Yani o bir ölçü olmaz. Yani beni şöyle kullandı, böyle kullandı. Ama bu yazılan bir kurgu sözü olduğuna göre içini nasıl dolduruyor o sözü? Yani orada diyelim ki gene en uçtan söylüyorum. Hak mı konuşuyor yoksa nefis mi konuşuyor? Yani o yazarın kuvvetine bağlı. Hocam biz derken orada zannediyorum tevazu anlamında biz. Yani benliği öne çıkarmamak için. Yani diyorduk ama biz... birdenbire bir çokluk anlamına kazanıyor evet. Diyorum. Yani kelimeler zamanla değişir kullanımlar. Evet. Yani ona örnek için söyledim. Evet efendim toparlıyoruz artık. Şimdi kitapçayı görünce konuk kelimesini gördüm. Mustafa Tarlalı hocamızın hemen isminin üstünde. Eyvah dedim yanlışlıkla tahsil mi var acaba? Hani Ahmet Avni konuk. Fakat bu kitapçıkta tabii iki konuğumuz var. Hocamız da konuğumuz. Ahmet Avni konuk da öyle. Aslında hepimiz konuğuz bu dünyada. Netice itibariyle. Böyle bir güzel tevafuktan sonra 26 Ocak Perşembe günü yine bir güzel insanı alacağız burada. Abdülhak Şinasi Hisar. Bana göre İstanbul medeniyetini en güzel yazan şair Yahya Kemal. Nesir'de de Abdülhak Şinasi Hisar var, Sami Hayveli var ve başka değerli yazarlar var. Dolayısıyla Abdülhak Şinasi Hisar gününde inşallah beraber olacağız. O gün konuğumuz Sermet Sami Uysal. Yani Yahya Kemal'in yaşayan iki dostundan biri. Evet, yani onunla aynı sofrada oturmuş, muhabbet etmiş iki dostundan biri. İnşallah o gün beraber oluruz. Efendim, her programda olduğu gibi bir iki duyurumuz var. Perşembe günü, yani iki gün sonra, Cağaloğlu'nda Eskader'in Bağbari sohbetleri yapılıyor. Bu Perşembe günü önemli bir konuyu ele alıyoruz. Televizyon dizileri. Ve toplantıyı da Erol Merver Bey yönetecek inşallah. Oyuncular geliyor, senaristler geliyor, yönetmenler geliyor. Böyle bir güzel masaya yatıracağız. Değil mi Erol Bey? Döveceğiz. Dövmek yok tabii. Yani fikri münakaşa yapılıyor orada. Hepinizi davet ediyoruz. Perşembe günü saat 6'da Timaş kitapları efendim. Cumartesi günü saat 4'te Kubbe Altı Vakfımızda çok sert bir konser var. Kubbe Altı'nın mensuplarının, Yusuf Ömürlü hocamızın ve talebelerinin güzel bir konseri olacak inşallah. Ona bekliyoruz. Tabii bu güzel haberlerin tamamını her gün sanatalemi.net ve medeniyetimiz.com sitelerinde görmek mümkün. Son olarak içinde bulunduğumuz kültür merkezini kuran Zeytinburnu Belediyesi güzel bir ödül aldı, Eskader'den aldı. Kültür yayınları dolayısıyla yılın en güzel kitaplarını neşreden kurum olarak, müessese olarak Zeytinburnu Belediyesi seçildi. Bana göre ziyadesiyle hak ediyordu. Çünkü çok kıymetli eserler neşredildi. Mehmet Akif onlardan biridir. Başka eserler de vardır.
Zannediyorum hocamıza takdim edecekler bazılarını, değil mi Mustafa Bey? İnşallah önümüzdeki toplantıda çok daha kalabalık olacağız. Çünkü bir müjde daha aldım. Arzu Tozar hanımefendi, daha önce tanıdığım gazeteci, televizyoncu kardeşimiz, arkadaşımız burada basın yayın sorumlusu olarak başlamış. Ona çok sevindim. İnşallah onun da gayretiyle bu çalışmalar daha da büyüyecek ve gelişecek. Bu akşamın hatırasını hocama, tabii böyle kıymetli eserlerin yanında hiç esanesi okunmaz ama böyle iki güzel acizane kitabı takdim edeyim. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bu imkanı bize sunan Zeytin Burnu Belediye'mizin değerli başkanına, kültür müdürüne ve diğer yöneticilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu faaliyetler, bu hizmetler devam edecek. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum. Ne olur her gelişte yanımıza bir arkadaşı daha getirelim. Özellikle Zeytinburnu'nda oturanlar, zaten bundan sonra Arzu Hanım'la inşallah konuşacağız, görüşeceğiz. Okul müdürlerimiz burada olmalı, edebiyat öğretmenlerimiz burada olmalı, öğrencilerimiz burada olmalı. Ya bu onlar için, bu faaliyetler onlar için hakikaten son derece mühim, son derece hayati. İnşallah bundan sonraki toplantılarda daha kalabalık bir şekilde bir arada oluruz. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben çok istifade ettim bu akşamki konuşmalardan. İnşallah eserleri okuyarak hocamızın daha çok istifade ederiz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı seneler diliyorum. Evet, ben de bir cümle söylemek istiyorum. İsimlerini andığımız İbn Arabi, Hazreti Mevlana, Hazreti Şems, Ahmet Hamdi Konuk ve rahmetli Selçuk Bey'i rahmetle anıyorum. Bu eserlerin yayınlanmasında emeğe geçen arkadaşlarımız var. Kitapların üzerinde hepsinin isimleri yazılı. Onlara da teşekkür ediyorum. Hatta yayıncılara da. Yayın evleri de tabii ne olacağını bilmiyorlar her yayında olduğu gibi. Satınca memnun oluyorlar. Ama baştan çekinerek giriyorlar. Onlara da bu cesaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Sizlere geldiğiniz için ve şu duayla da bitirelim. İnşallah anlayanlar çıkar ve bu andığımız şahısların himmetleri üzerimizde olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadim dostumuzla beraber bir Zeytinburnu Belediyesi için bir ricam vardı. Onu da sizlere dinleyici olarak aktarmak istedim. Ahmet Hamdi Bey'in kabri ve